Bir yıl önce adaletten bahsettik. Birinci yargı paketi mecliste kabul edildi. Biz de bunu destekledik. Çünkü baktığınız zaman genel itibariyle toplumun beklentilerini karşılayan bir paketti. Şimdi ikinci yargı paketi geliyor. Bunun içerisinde tahmin ediyoruz ki bir genel af olmasa da bir ceza indirimi de olacak. Bizim oradaki ölçümüz de o. Aynı bir önce belgede söylediğim gibi. Bizim bir genel ölçümüz var. O da şudur. Biz diyoruz ki kişinin kişiye karşı işlediği suçlarda devlet af yetkisini kullanmıyor. Eğer birisi birisinin ailesinden birisine zarar vermişse onu af etme yetkisi ancak o kişide olabilir. Devlet af yetkisi kullanmamalı. Çünkü o başka bir mağduriyet doğuracak. Gelmiş adamın babasını öldürmüş. Bir yıl ceza almış. E şimdi zaten bunun 10-12 yıl yatarı var. 5 senede sen düşürdüğün zaman adam 5 sene sonra dışarı. Şimdi bu kabul edilebilir bir şey değil. Dolayısıyla devlet kendisine karşı işlenen suçları affedebilir. Devlet vatandaşını tekrar topluma kazandırma adına bir takım düzenlemeler yapabilir. Sosyal adaleti tesis etme adına bir takım düzenlemeler yapabilir. Ama bunu yaparken dediğim gibi kul hakkı ki bizim için çok kıymetlidir, çok kutsaldır, buna dokunmaması gerekir. Buna dokunmaması gerekir. Her anlamda dokunmaması gerekir. Hem kulu mağdur etme adına dokunmaması gerekir, hem de bir başkası tarafından mağdur edilmişse o mağdur edeni affederek de buraya dokunmaması gerekir. Bunu yapmaması gerekir. Tabii bizim ısrarla yargı paketleri içerisinde olmasını istediğimiz bir hususla mümkünlük partisi olarak iki suç için idam cezasını geri getirmemiz. O da nedir? Birincisi küçük yaşta çocuklarımızı kaçırıp tecavüz ettikten sonra öldüren sapık katiller. İkincisi de bizzat kurşunu sıkarak bombayı patlatarak askerimizi, polisimizi, sivilimizi, kundaktaki bebeğimizi şehit eden teröristler için mutlaka idam cezasının geri getirilmesi lazım.